şu iradeye hayran olduğunu altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yani sempozyumdan atölye çalışmalarının arkasından bu çalıştay ben bu işi sürdürebilecek bir iradeyle karşı karşıya olduğum konusunda gayet iknayım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülkenin devrimci mücadelesinde en büyük eksikliklerimizden biri arkadaşlar çok parlak fikirlerini sürüp fikirleri takip edememek. Bu bileşimde fikri takip yetisini gördüğüm için birçok şey değiştirebileceğimize kanıyım. Ya şimdi bir problematik var. 1980'li yıllardan itibaren dilimize, dolayısıyla da zihnimize giren ve bir yani sürekli olarak ayağımıza dolaşan, bizi engelleyen ya da şeyden çelmeleyen bir problemle karşı karşıyayız. Neoliberal saldırı ve bir bakıma onun ideolojik görünümü olarak ifade edebileceğimiz postmodern söylem 1980'li yıllarda hayatımızda net bir ayrım yaptı. Sınıf kimlik. Hatta şöyle bir sunuşla geldi. Ya sınıf meselesi bitmiştir artık kimliklere bakalım hikayesi. Oysa maalesef bu ülkenin solcuları, sosyalistleri olarak biz buna düştük. Yani kimimiz çubuğu sınıftan yana, kimimiz kimlikten yana bükerken birbirimizle şeyler hale geldik, birbirimizle kavgalaşır hale geldik. Oysa arkadaşlar aynı süre içinde yani 1980'li yıllardan itibaren dünyada ve Türkiye'de bütün yağmacılığıyla uygulamaya giren neoliberal politikalar sınıf ile kimliğin aslında birbirinden kopartılamayacağını, birbirinden soyutlanamayacağını bize tekrar ve tekrar kanıtladı. Abdullah Aysun'un anlattıkları gerçekten çok ilginçtir. Yani bambaşka bir alandan girdi, tarımdan girdi ama tarımsal politikaları, neoliberal tarımsalı, yani tarımın alan politikalarının aslında nasıl yoksulluğu etnikleştirdiğini gösterdi. Ya bugün Türkiye'nin yoksulluk haritasına baktığınız zaman, bu ülkenin yoksulluk haritasına baktığınız zaman aynı zamanda bir kimlik ve etnik şeyle, haritasıyla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Örneğin işçi sınıfı içinde en taşeronlar, en gayri nizamiler, en kayıt dışılar Kürtler, Zazalar ve diğerlerinden oluşmaktadır, etnikleşmiştir. Bu ülkede gentrifikasyona yani soylulaştırma politikasına maruz kalan kent bölgeleri aslında etnik azınlıkların yaşadığı bölgelerdir. Romanlardır, Çingenelerdir, işte bilmem Hemşinilerdir ve benzeri ya da Kürtlerdir. Dolayısıyla yoksullukla etnisitenin yani sınıf ile kimliğin ya da kültür ile ekonomi politikanın kesiştiği ve yeniden üretildiği ve bizim cenah açısından yeniden üretildiği bir politik söylemi yeniden kurmak durumundayız arkadaşlar. Ve ben bunun alanlarından bir tanesini ve çok önemli bir alanın yerel yönetimler olduğunu düşünüyorum. Şimdi gerçekten Kerim dikkati çekti, doğrudur. Bizim yani, halkçı, devrimci yönetimlerin iktidarda olduğu bölgeler aynı zamanda yani, hem Türkiye'nin en yoksul kentleri ya da mekanları aynı zamanda etnisite mekanlarıdır. Ve aynı zamanda direniş cepheleridir bunlar. Yani Hemşinliler, Çarşamba Hemşin'de, Arap Alevileri, Samandağ'da, Sazalar ya da Dersim'de ve Kürtler geniş bir Kürt coğrafyasında. Şimdi bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Yani ileri dinamiklerin bu şeyler tarafından üretilmesi yani bu bölgelerin aynı zamanda politik olarak da ileri de şeyleri üretmesi bir rastlantı değil. Şimdi dolayısıyla bu bize belki konumuzun dışına 5 dakika çıkmama izin verin. Başka bir imkanın önünü şey diyor. İmkanın haritasını da çizmekte. Ben bu ülkede eğer radikal ve emekten yana özgürlükten yana bir dönüşüm olacaksa bu iki dinamiğin kesişmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani İstanbul-İzmir arasındaki emek ekseniyle Dersim şey arasındaki Samandağ arasındaki kimlik ekseninin birbiriyle örtüşmesini sağladığımız andan itibaren özlediğimiz ülkeyi, özlediğimiz coğrafyayı, eşitlik ve özgürlük coğrafyasını yaratabileceğimiz kanaatindeyim.
Peki, o zaman sorumuza geçelim. Yerel yönetimler, zamanınızı fazla almak istemiyorum, yorucu bir gün geçirdiğinizi biliyorum. Ama yerel yönetimlerin bu açıdan nasıl işlevsel olabileceği ya da bu alanda neler yapabileceğini çok hızlı birkaç başlık altında, zaten Kerim başladı, birkaç başlık altında ben de çekmek istiyorum. Ben de toparlamaya çalışayım. Şimdi öncelikle yerel yönetimlerin kültür ile sınıf politikalarını birleştirici yönelişlerinde üç olası eksen olabileceği kanaatindeyim. Şimdi bunlardan bir tanesi arkadaşlar, kültürel dışlanmaya karşı durmanın odakları olabilirler. Çünkü arkadaşlar bugün yoksullaşma aynı zamanda bir yoksunlaşmadır. Yani iktisadi yoksullaşma aynı zamanda kültürel yoksunlaşmayı, dışlanmayı, toplumun bütününden ayrıştırılmayı ya yönelik politikalardır. Şimdi dikkat ederseniz ya bugün Nazım Hikmet'in şeylerinde şiirleri artık İstanbul Burjuvazisi'nin şeyleri tarafından, kurduğu vakıflar tarafından geliyor. Hiçbir işçinin önünden geçmeye tahayyül edemeyeceği mekanlarda gidip Nazım'ın şiirlerini ya da işte ne bileyim ben Brecht'in şeylerini seyrediyoruz. Şimdi bu demek ki yoksullaşma aynı zamanda kültürel olarak dışlanmayı da getirmektedir. Bizim devrimci, halkçı yönetimlerimiz bu dışlanmanın kırıldığı mekanlar olmayı becerebilmelidir. Yani kültürel erişimi, yoksulları kültürel erişiminin önünü açan mekanlar olabilmelidir. Üstelik de yalnız kültür tüketicileri, yani izleyicileri olarak değil, aynı zamanda kültürel üreticiler, yani kültürel aktörleri olmasını belirlemelidir. Kerim'in atölyeler önermesi son derece önemlidir. Bu önermeye ben izninizle bir uyarıda abi Kerim'in izniyle bir noktayı daha eklemek istiyorum. Bu atölyelerde aynı zamanda gençler, kadınlar, çocuklar ve yetişkinler tiyatro, müzik, ne bileyim edebiyat, şiir, felsefe tartışabilmeli ve bunları üretebilir hale gelmelidir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin kültür evlerinin bir şeyi, yoksulları kültürü, yani kültürel ürünleri ve kültürel üretimi yoksulların erişimine açmak olmalıdır. İkinci eksen arkadaşlar, kendi kültürünü, eğer bunlar kültürel ceplerse, kimlik cepleriyse, halkçı devrimci yerel yönetim mekanları, kendi kültürünü özgürce geliştirmenin, kendi kültürünün taşıyıcısı, aktarıcısı haline gelmenin önünü açmak olmalıdır. Bunlardan bir olasılık, örneğin ana dil eğitimi, ama aynı zamanda ana dilde eğitim vurgusu yerel yönetimlerimizin şeylerinden biri olmalıdır. Vurgularından biri olmaktır. Bir başkası arkadaşlar, tarihsel, kültürel mirasa sahip çıkmak yine yerel yönetimlerin önünde duran önemli bir görevdir. Üstelik de bu yalnızca şeyden ayrılmış, yani halktan ayrılmış, halktan kopuk bir yerel yönetim anlayışının değil, topluluğun kendi kültürel mirasına sahip çıkmasını sağlayacak, onu öğrenmesini ve onu muhafaza etmesini, korumasını sağlayacak bilinci yaratmak da yerel yönetimlerin önünde bir görev olarak durmaktadır. Dil ve yazının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve kendi kültürünü geliştirmeye, yerel kültürleri geliştirmeye yönelik performansları destekleyici konumlarda konumlar almak yine yerel yönetimlerin bana kalırsa şeylerinden, görevlerinden biri. Bunlar o kadar da sınırlı değil. Ben sadece hızlı başlıklar halinde burada geliştirilebilecek öneriler demek olarak sunuyorum. Ama bir üçüncü ayak var ki arkadaşlar, bunu atladığımız andan itibaren kültürel milliyetçilere ya da kültürel esensiyalistlere dönüşürüz. Kültürel özselcilere. Bu tuzaktan da kurtulmak gerekir. Hiçbir kültür kendini yaşayan halkın hapishanesi değildir arkadaşlar. Her kültür ötekilerle etkileşim içinde şeydir, gelişebilir, serpilebilir ancak. Çünkü kültürün kendisi, bakmayın şeylerine, belki antropolojik söyleme ters filan olarak algılanır ama hiçbir kültür arkadaşlar öz, pür, tarih boyunca dokunulmamış olarak gelmez. Her kültür tabiri bu şeyden hoşgörü piçtir ve bu yüzden de değerlidir. Karışıktır, karmaşıklaştıkça kültür zenginleşir. Şimdi dolayısıyla kültür politikalarımızda bunun mutlaka bilincinde olmamız gerekmektedir.
Dolayısıyla da kültürel gettolaşmaya, kültürel özselcileşmeye, bundan kaynaklanacak ben ve öteki ayrıştırmalara, biz ve ötekiler ayrıştırmalarına karşı durmanın yolu kültürel kaynaşmayı da aynı zamanda sağlamaktır. Hem kendi kültürüne sahip çıkarken aynı zamanda kültürler arası etkileşimin önünü de çekmektir. Bunun da sözü fazla uzatmak istemiyorum. Üç düzlemi vardır, üç yolu vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, coğrafyamızın ya da yere halkçı, devrimci yerel yönetimlerin şu an görevde bulunduğu coğrafyalardan hiçbiri bugünkü meskunlarına ait değildir. Tarihsel bilinçle davranmak zorundayız. Dersin örneği, en iyi bildiğim örnek. Diyarbakır'da olumlu uygulamalarının yapıldığını biliyorum. Dersin aynı zamanda Ermeni topraklarıydı arkadaşlar. Ve bu Ermenilerle yeniden kavuşmak ve buluşmak önemlidir. Yani o toprakta tarihsel olarak var olmuş diğer kültürlere de açılmak ve onlarla etkileşimi sürdürebilmek bu açıdan çok önemlidir. Ve şeyler şu an halkçı devrimci yönetimlerin yönetimde bulunduğu yerel yönetimler, başında bulunduğu yerel yönetimlerin her biri kültürel karmaşıklık ve kültürel kaynaşma coğrafyalarıdır. Ve bunu çekmek, hayatta tutmak, bu özelliği yaşatmak durumundadırlar diye düşünüyorum. Bir ikinci düzlemi arkadaşlar, kültürel kaynaşmanın, kültürel şey sağlamanın. Bir ikinci düzlemi, bu coğrafyayı, bu ülkeyi dönüştürmek istiyorsak, emeğe yaslanan kültürel değerleri, değerlerde kardeşleşmesini, yani kardeşleştirecek politikaları izlememiz gerektirmektedir. Yani Pir Sultan Abdal'dan deniz gezmişe, deniz gezmişten Mazlum Doğan'a, Mazlum Doğan'dan İbrahim Kaypakkaya'ya kadar uzanan kültürel geçmişimizi bir kardeşleşme politikası olarak suyun bu tarafındaki emekçilere de uzatmak durumundayız. Dolayısıyla bu kardeşleşme politikası, bu yeniden bu ülkenin değişimini ve dönüşümünü, emekten ve özgürlükten yana dönüşümünü sağlamanın önemli vektörlerinden biridir. Ve nihayet kültürel kaynaşmanın ya da kültürel kardeşleşmenin üçüncü bir boyutu arkadaşlar, internasyonel dayanışmadır. Emekten yana ve özgürlükten yana, yani neoliberal vahşete karşı duran insanlıkla deneyimlerimizi ve ortaklaştırmak ve kendi kavgamızın, kendi mücadelemizin nedenlerini anlatabilmenin araçlarını daha iyi kullanabilmekteyiz. İzninizle küçük bir deneyim aktarmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmiş bir eğitim programı, uluslararası onursal program adında, geçen yıl koordinatörlüğünü bir dostumun, kıramayacağım bir dostumun aracılığıyla Türkiye koordinatörlüğünü üstlendikten sonra çeşitli ülkelerden ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelen gayet safiyane bir şekilde bu dünyanın gidişatından memnun olmayan 18 ila 20 yaş grubunda bir grup genci bu ülkede ağırladık ve gezi programlarında Diyarbakır ve Dersim vardı. Arkadaşlar geldiler, Dersim'de kaldılar. 3-4 gün Dersim'deki arkadaşların konukları olarak. İşte Diyarbakır'a gittiler. Arkasından yolcu ettik. Tanzanya, Hindistan, işte Yeni Zelanda ve benzeri bir programı Meksika üzerinden Amerika'ya döndüler. Bu hala mektupları geliyor arkadaşlar. Diyarbakır'ı ve Dersim'i unutamadık. Hayatımız değişti diyorlar. Şimdi bu çok ben bunun önemli bir deneyim olduğunu, önemli bir deneyim paylaşımı olduğu kanaatindeyim. Zannediyorum Dersim'deki arkadaşlar açısından da bir paylaşımdı. Yani onlara konuk evlerini açan arkadaşlar açısından da önemli bir paylaşımdı. Bu tarz girişimleri, mesela işte Diyarbakır'daki Mezopotamya Sosyal Forumu'nun çok anlamlı ve önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu tarz şeyleri, bu açılımları bütün yerel yönetimlerimiz gerçekleştirebilmeli. Bir yandan kendi mücadelesini giderken, bir yandan da dünya deneyimlerinden yararlanmanın kapısını böylece aralamalı. Bu aynı zamanda alternatif turizm dediğimiz ya da küreselleşme karşılığının buluştuğu mekanlar olabilecekleri kanaatindeyim yerel yönetimlerin her birinin. Özellikle arkadaşlar, evet, yerel yönetimlerimiz
bugün emek mücadelesinden, hayatı dönüştürme mücadelesinden ayrı düşünülemeyecek bir kültürel mücadelenin de odakları olabilirler. Bu imkanlara sahipler. Ve bu mücadelelerinde, bu girişimlerinde yanlarında durmak boynumuzun borcudur. Benim söylemek istediğim bu kadar. Teşekkür ediyorum.